ocağımızın altını açıyoruz. Buğday, nohut ikisini birlikte şimdi tenceremin içerisine ekleyeceğim. Şimdi bir miktar da kırmızı mercimek ekliyorum. Hepsini birlikte güzelce kaynatacağım. Ve bir de patlıcanımız var. Patlıcanımızı da şimdi hazırlayacağız. Şimdi kapağımızı da kapatıyoruz. Patlıcanı alaca soyuyorum. Uzunlamasına 3'e bölüyorum öncelikle patlıcanı. Şimdi tekrar 3'e böleceğim. Zar şeklinde doğrayacağım. Evet, patlıcanları güzelce doğradıktan sonra şimdi bir süre üzerine tuz serperek geniş bir kasenin içerisinde tutacağım ki patlıcanın acısını alalım. Evet, şimdi bir miktar tuz serpelim üzerine. Kasemin içerisinde yaklaşık bir 10 dakika tutacağım patlıcanlarımı. Çorbam da bir yandan pişiyor. Şimdi güzel bir sos yapacağım. Çorbayı servis ederken üzerine dökmek için küçük bir tencere alalım. Ocağımın altını açıyorum. Bu arada çorbamız da iyice kaynamaya başladı. Bunu da güzelce karıştıralım. Şimdi sosumuzu yapmak için tereyağı kullanacağız. Tereyağımızı tavaya alalım. Bunun içerisine 2 diş sarımsak. Sarımsakları eziyorum. Sarımsakları tereyağının içerisine ekledim. Şimdi biraz nane, biraz kırmızı toz biber ve biraz da sumak ekşisi. Şimdi biraz önce patlıcanlarımızı güzelce tuzlamıştım. Bakın, terlettik patlıcanlarımızı. Şimdi güzelce yıkayarak bunu da çorbamızın içerisine ekleyeceğiz. Evet, sosumuzu da kontrol edelim. Biraz da şimdi domates salça ekliyorum çorbanın içerisine. Evet, patlıcanları da bu şekilde süzdürerek çorbanın içerisine alıyorum. Şimdi güzelce karıştırıyorum patlıcanlarla beraber. Kapağımı da kapatıyorum. Sosum da hazır. Şimdi onun altını da kapatıyorum. Çorbamız bu şekilde 30 dakika daha kaynadıktan sonra güzel bir şekilde sosla beraber servise sunacağım. Çorbam güzelce pişti. Aynı zamanda sosum da hazır. Şimdi ikisini beraber servise sunacağım. Çorbamı şöyle göstereyim sizlere. Harika görünüyor. Besleyici ve lezzetli güzel bir çorba. Sosumuzdan da koyalım.